Bak ya, saat kaç oldu hala Fırat gelmedi. Arasana bir daha. Hayır, ben anlamadım ki zaten. Bir günde o kadar parayı nasıl toplayacak? Ya bulacağım dedi. Ya biraz şu adama artık güvenelim. Ya bugün bizi ipten o aldı, farkındasın değil mi? Güvenmek mi? Şebnem, bana yalan söyleyen, aylarca beni kandıran adamdan bahsediyoruz. Güven ve Fırat benim için aynı cümlede olamaz. Kimse kusura bakmasın. Sen ne dersen de şu anda tek kurtuluşumuz o. Hayır. Bir tane daha var. Hayır. Hayır Naz, bak lütfen arama Taylan'ı. Lütfen. Bak biraz daha zaman ver Fırat'a. Fırat! İnanmıyorum. Bu kadar parayı nereden buldun? Servet var burada. Açıkçası şaşırttın beni. Beklemiyordum. Teşekkür ederim restoran adına. Gerçekten hayatımızı kurtardın. Neyse Şebnemciğim, biz yarın ödemeleri yaparız. Parayı vermek için bir şartım var. Olmasaydı şaşardım. Tamam, şartın ne? Hadi. Söylesene, ne istiyorsun? Şartın ne? Bir gün. Senden sadece bir gün istiyorum. Niçin? Hatalarımızı düzeltmek için. İkimizin de buna ihtiyacı yok mu? Sen dalga mı geçiyorsun benimle ya? Yok. Gerçekten ciddiyim. Ya sen ne biçim bir insansın ya? Şu an bulunduğum durumda bile çaresizliğimle alay edip bundan kendine eğlence çıkarabiliyorsun. Ama sana bu zevki tattırmayacağım. Nazcığım, Nazcığım biraz sakin mi olsak ha? Ya nesine sakin olayım Şebnem? Ne yapmaya çalıştığının farkında değil misin? Yapmaya çalıştığım tek şey seninle bir gün geçirmek. Teşekkürler. Kalsın. Yazsınlar çekleri de. Umurumda değil. Seninle bir gün geçirmektense hapsi boylarım daha iyi. Ben o kadar çekilmez biri miyim ya? Evet, benim için öylesin. Al şu paranı da nereden aldıysan oraya geri götür. Çünkü değil seninle bir gün, yalnız bir saat bile geçirmeyeceğim. Nazcığım, Nazcığım tamam. Şimdi biz bir sakin olalım, bir derin nefes alalım tamam mı? Oh çok güzel. Tamam, bir, ilginç bir teklif oldu bu. Anlıyorum ama böyle azıcık fevri de... Bekle, o paraya sen iyi bak, ben ikna edeceğim tamam mı? Tut onu, geliyorum şimdi, geliyorum. Naz, Naz dur bir kızım ya, nereye gidiyorsun? Bir bekle. Hiç zahmet etme Şebnem. Beni asla ikna edemezsin. Başka bir çözüm bulacağım. Ya neyin çözümünü bulacaksın? Kendimizi kandırmayalım şu an. Bak, çözüm şu anda içeride bizi bekliyor. Kusura bakma Şebnem ama o Fırat'ın saçma sapan oyunlarını oynamaya hiç niyetim yok. Onunla bir gün geçirecekmişim. Küstahlığa bak ya. Tamam, haklısın gerçekten ama... Aması maması yok Şebnem. Ben halledeceğim kendi yöntemimle. Kendi yöntemim dediğin Taylan değildir umarım. Naz! Naz yapma bak, gerçekten pişman olacaksın. Ne yapıyorsun? İçiyorum daha onu, görmüyor musun? Kusura bakmayın Taylan Bey, fark etmemişim. Nerede aklın? Kahvenizi için öyle anlatayım efendim. Ağzındaki baklayı çıkar, dinliyorum. Efendim biraz önce başka bir kanaldan telefon geldi. Güzel haber. Devam et. Size yeni bir format üzerinden iş teklifi yaptılar. Ne güzel haber bu. Geliyorsun öyle felaket haberi verecek gibi. Neymiş format? Format şöyle efendim. Siz alışveriş merkezlerine gidiyorsunuz. Orada kadınlarla aşk üzerine konuşmalar yapıyorsunuz. İl il gezerek tabii. Özellikle hafta sonları. Yok artık. Bana, Taylan Günebakan. 20 yaşında bir muhabirin yapacağı işi bana mı teklif ediyorlar? Öyle bilmiyorlar mı benim Z kaliteli bir programa tenezzül etmeyeceğimi? Hayır dedin değil mi? Ati, elimden bir kaza çıkmadan söyle. Reddettin değil mi? Efendim,
değerlendireceğimizi söyledim. Neyi mi değerlendireceğiz ya? Efendim bir şeyler yapmalıyız. Günlerde telefonumuz çalmıyor. Ondan sonra çok açıldık. Şu Finlandiya'dan aldığımız tekneye bir servet ödedik. Siz yeni formatın dosyasını da bitirmediniz. Atiye. Kapı. Ben kapıyı açayım. Hoş geldiniz. Naz, hoş geldin. Bu ne güzel bir sürpriz. Düşündüğün kadar güzel değil aslında. Sana son çare olarak geldim. Bunu isteyeceğim için de kendimden nefret ediyorum. Ama şu an çok çaresizim. Lütfen. Geç, otur. Bir nefes al, bir sakinleş. Ne oldu? Benden ne isteyeceksin? Senin ayarladığın muhasebeci. Hesaplarımızı hortumlayıp kayıplara karıştı. Nasıl yani? Selim Bey öyle bir şey yapmaz. Yaptı işte. Vay şerefsiz. Şikayetçi oldunuz mu? Hayır, şu an için daha öncelikli dertlerim var. İlk önce onları çözmem lazım. Senin için ne yapabilirim? Bana söylemen yeterli biliyorsun. Kendimi suçlu hissettim. Tedarikçiler kapıya dayandı. Eğer bugün içinde paralarını ödeyemezsem çekleri yazdıracaklarını söylediler. Çok acil paraya ihtiyacım var. Bana borç verebilir misin? Aa, Ahmet Bey. Yüzünde ilk defa görülen bir tebessüm ve elinde zarf. Ha. Ay. Ay yoksa. Ne yapıyorsun? Gerekeni. Söz verdiğim gibi tedarikçilerin parasını ödüyor. Vallahi Fırat'cığım yani şahane bir şey yapıyorsun da. Naz'ın haberi var mı bundan? Harika. Hiç hoşuna gitmeyecek biliyorsun değil mi? Vallahi Naz genel olarak benim yaptıklarımdan hoşlanmıyor zaten. Yani haksız da sayılmaz ama. Ya neredeyse öldürüyordu beni. Öfkesinden zehirledi. Ay merak etme. Bu sefer böyle bıçağı alıp çat diye saplarsana zaten. İşini şansa bırakmaz benim arkadaşım. Şu anda kabul etmediği parayı dağıtıyorsun. Zaten gitti Tayland'dan borç istemeye. Niye durdurmadın? Aa, Naz'dan bahsediyoruz. Sen durdurabiliyor musun? Sen merak etme. Canını hiç sıkma. Ben şimdi çözüyorum para işini. Teşekkür ederim. Ne demek? Efendim Taylan Bey. Ne yapıyorsun? Efendim İstanbul kart dolduruyordum. Size de aldım bir tane. Artık toplu taşımanın nimetlerinden faydalanmamız gerekeceğini düşündüm. Durumumuz malum. Bundan sonra daha mütevazi bir hayat sürmemiz gerekecek. Ati, bırak gevezeliği. Şimdi sana Naz'ın IBAN'ını yollayacağım. Mesajda belirttiğim tutarı o hesaba transfer edeceksin, tamam mı? Umarım az sıfırlı yazarsınız tutarı efendim. Çünkü hesabınızdaki son para. Kanal dün son ödemeyi yaptı, bir daha para göndermeyecek. Gevezeliği bırak. Dediğimi yap. Hemen. Peki efendim. Tatsız şeyler yaşadık. Biliyorum. Benim de hatalarım oldu. Ama bak, evren bizim ayrılmamızı istemiyor. Aramızda çok güçlü bir bağ var. Kimse bu bağı koparamaz. Taylan, lütfen. Naz, ben seni çok seviyorum. Bize bir şans daha ver. Biz birlikte çok güçlüyüz. Böyle gereksiz şeyler için birbirimizden mahrum kalmayalım. Ne olur. Bunu senden istememin hata olduğunu biliyordum. Ne hatası? Tabii ki benden isteyeceksin. Benden başka kime güveneceksin ki? Taylan, yeter artık. Anla artık şunu. Biz bir daha birlikte olmayacağız. Olmayacağız. O herif yüzünden değil mi? Hala ona karşı bir şeyler hissediyorsun. Böyle bir şeyler var. Bak beni geri çevirmediğin için teşekkür ederim. Ama lütfen bana para falan gönderme. Göndermiş kadar oldun zaten.